Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, Haziran ayı bitiyor ve Temmuz ayına giriş yapıyoruz. Temmuz'un ilk haftası gökyüzüne baktığımızda biraz sert açılar görüyoruz Oğuzhan. Evet. Sevgili Demet, gerçekten biraz karma karışık bir gökyüzü var. Evet. Bir de biliyorsun bir süper dolunay sonrası haftadayız. Dolunay sonrası haftadayız. Süper dolunayı basitçe anlatayım ben arkadaşlara. Tabii. Şimdi her 14 dolunayda bir, bazen de 16 dolunayda bir ay dünyaya çok hızlı yaklaşır. Hı hı. Ve dünyaya en yakın pozisyonunda dolunay haline gelir. Hı hı. Buna biz süper dolunay deriz. Yani süper dolunayın bir önemi var sevgili Demet. Ben sizlere arkadaşlara eğitirken, ki Demet benim en iyi öğrencimdir artık, sağ korum. Dolunay, ay tutulması ve güneş tutulması döngülerini, hı hı, çok dikkatli anlatmıştım. Hı hı. Tüm arkadaşlarımızın biraz dikkatli olması gerekiyor. Çünkü süper dolunay döngüleri çok büyük doğa hareketlerine sebebiyet veren döngülerdir. Evet. Şimdi kışın olduğu zaman çok ciddi yağmur, yağış, kar getirir. Hı hı. Bir fay hattının bulunduğu bölgeyi etkilediğinde, işte bu Japonya depremi, hı hı, bir Japonya tsunamisi veya işte Asya tsunamisi, hı hı, gibi kavramlara sebebiyet vermiştir. Dünya üzerinde bu süper dolunayın etkisi Temmuz ayı içinde gene bir yerleri vurur bence. Evet. Ama Türkiye üzerindeki bu etki çok şiddetli, sıcak anlamına gelir. Hı hı. Yani süper dolunayın yaratmış olduğu basınç etkisi belli bölgelerde havada kuraklığa ve ısıya sebebiyet verir. Bu da bizi etkileyecek. Hı hı. Bu da bizi etkileyecek ve bu süper dolunayın bir özelliği vardır. Şimdi biz bir haftayı konuşuyoruz ama evet, devam eden dönemde de bir aylık dönemde ortalığı yakıp kavurur. Bunlar var. Bir de diğer gezegen açılarımız da var. Merkür, evet, retro. Evet, işte Merkür, Güneş Plüto'ya gidiyor. Neler diyorsun? Merkür retrosu başladı. Haziran sonu itibariyle özellikle 1 Temmuz'da kesinleşecek Venüs ile Satürn'ün kare açısı var. 4 derecede Aslan ve Akrep arasında. Hmm. Tabii bu Aslan Akrep deyince özellikle ülkemizi etkileyen de bir gökyüzü konumu. Tabii bizim ülkemizi de etkileyecek. 2 Temmuz'da Güneş Plüton karşıtlığı var. Yengeç Oğlak aksında 10 derece. 4 Temmuz'da yine Güneş'in Uranüs'le yaptığı kare açı var, 12 derece, Koç Yengeç aksında. Hepsi aslında çok zorlayıcı. Bu hafta zor ya. Zor bir hafta. Özellikle öncü grupların Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarının ilk dekan doğumlularının biraz hem ilişkilerinde hem özel hayatlarında kazalara karşı da özellikle çok temkinli olması gerekiyor. Kaza yaratır. Evet. Güneş Plüto karşıtı, evet, bir kaza demek. Güneş Uranüs karesi. 4 Temmuz Güneş kare Uranüs mesela Aslan ve Kova burçları için 4 Temmuz, evet, 5 evet, Temmuz günleri, evet, biliyorsunuz çünkü bir gezegen döngüsü bir gün önce bir gün sonra çok tabii, baskın tabii, etkiliyor tabii, ama bazen 4 gün önce ve tabii, sonraya da varabiliyor. Tabii, tabii. Yani arkadaşlar, ben bu haftayı burç burç anlatmıyorum hiçbirinize. Bu haftayı burç burç anlatmıyorum Demet. Çünkü, hı hı, bu haftanın bir sorunu var. Bu hafta istersen dünyanın en iyi burcu ol. Dahi bir gökyüzünde problem var. Yani evet, bu burçla alakalı değil. Gökyüzündeki gezegenlerin konumuyla alakalı. Doğum haritanda Güneş'in, Uranüs'ün, hı hı, Venüs'ün, Satürn'ün pozisyonlara ve konumlarına karşı çok dikkat edilmesi gereken bir yapı var ki normalde ülkemizi etkiliyor. Çünkü derece olarak da Koç, Yengeç. 4 Temmuz'dan itibaren ülke yönetimiyle ilgili sıkıntılar var. Evet. 2 Temmuz'dan itibaren içsel gerginlik. 1 Temmuz'dan itibaren Venüs kare Satürn'ün hukuk ve hukuksal konularının çok fazla gündeme gelmesi. Evet, evet. Ama bu Güneş karşıt Plüton iki gücü temsil eder. Yani karşı karşıya iki büyük gücün güç karşı karşıya. Plüton askeri, polisi, evet, yani gizli örgütleri, gizli kavramları da temsil eder. Bunun içinde Amerika da var ama bak. Çünkü tabii, bu Amerika Güneş karşıt Plüton etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor, İngiltere'yi de etkiliyor, Brezilya'yı da etkiliyor, hı-hı, bu İsrail'i de etkiler. Evet. Yani dünya üzerindeki bu gerginlik dünyanın çok çeşitli yerlerini bulacak. Hatırlar mısın ya? Kontur bakıyorduk size. Kontur hatırlar mısınız? Yani astrokartografide. Evet. Yani astrokartografide, evet, bir yay gösteriyordum ben, evet, size. Evet, evet. Bu yay İran üzerindeydi. Evet. İran-Irak savaşı, hı-hı, çıktı demiştim. Hı-hı. Bu yay direkt olarak Bağdat üzerine, hı-hı, gelmişti. Irak'ta olaylar çıktı demiştim. Bu yay Şam üzerine geldi. Hı-hı. Bu yay Ankara üstünde şimdi. Evet.
Ankara üzerinde ve bu yayı tetikliyor bunlar. Onun yanı sıra bu güçlü dolunayın ardından böyle sert gezegen açıları, tabiat olayları, doğa felaketleri. Deprem demek bu. Güneş, deprem kare, veya çok önemli kaza gibi durumlar. Güneş, kare, Uranüs, depremler, uçak kazaları, tren kazaları. Ha, buna bakın arkadaşlar, kendi bizim ülkemiz için söylemiyorum. Dünya, bu depremdir. Yani herkes hemen İstanbul'da deprem olacak falan, yok demedik öyle bir şey. Ağzımızdan çıkmadı bu. Dünya üzerinde bu tip olaylara sebebiyet veriyor. Yani bu pozisyonlar böyle. Bence böyle derim. İyi bir şey bekliyorsanız bu hafta yok. Sevgi ve saygı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.